Hemşeri Nabzı'nın şimdiki konuysa operatör doktor Aydın Arslan. Merhaba Aydın Bey, bize robotik disk protezi ameliyatı hakkında biraz bilgi verir misiniz? Robotik disk protezi ameliyatı normalde manuel şekilde yaptığımız disk protezi ameliyatının yeni gelişen teknolojiyle ve işte robotik ve navigasyon sistemiyle verilerin bilgisayar ortamında işlenerek implantın yerleşiminin en uygun şekilde ayarlanmasıyla ideal bir implant yerleşimi sağlanması ameliyatıdır. Robotik disk protezi ameliyatının normal disk protezi ameliyatından farkı nedir? Şimdi normal disk protezi ameliyatında biz implantları yerleştirirken kemik kesileri yapıyoruz. Bu kemik kesilerini yaparken manuel aletler kullanıyoruz. Ancak robotik disk protezi ameliyatı yaparken hastanın alt ekstremitesinin yani bacaklarının şekli bilgisayar ortamına aktarılıyor ve en uygun implant yerleşimi dize bilgisayar tarafından hesaplanıp kemiğe monte edilen bir robot kolu ile de kemik kesilerinin yapılmasını sağlanaraktan implant yerleşiminin en uygun şekilde yerleştirilmesi sağlanıyor. Yani normal total disk protezinden farkı robotik disk protezinin implant yerleşiminin bilgisayar tarafından hesaplanması. Ameliyat sonrası süreç hakkında biraz bilgi verir misiniz? İlk gün hastayı dinlendiriyoruz. Yapılan anestezinin etkisi geçtikten sonra yapılacak egzersizler var. Buz uygulanması var ilk gece. Ertesi gün sabahı hastanın pansumanı yapıldıktan sonra genellikle işte diren dediğimiz kateterler çekiliyor. Bu işlem uygulandıktan sonra hasta yatak kenarına alındıktan sonra hasta ayağa kaldırılıyor ve yürütülüyor. Hasta yürüdükten sonra da işte tuvalet ihtiyacını, kendi ihtiyaçlarını kendisi görebilir hale geliyor.